Hello YouTube, ben geldim. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda neredeyim? Pamukkale'deyim. Pamukkale bu eşsiz güzelliğini size sunmak istedim efendim. Yepyeni bir videoda size görsel bir şölen sunacağımı garanti edebilirim. Hazırsanız Pamukkale video başlasın. Görsellerini sunmanın yanı sıra biraz da Pamukkale hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ayaklarım çırılçıplak çünkü travertenlere bu arada üst geçten giriyorsunuz. Yani burası bayağı yüksek ve engebeli bir yer. Aşağıdan yürümeye çalışsanız gerçekten çok uzun bir yol olur ve aşırı yorulursunuz. Biz arabayla yukarıdaki girişten güney girişinden girdik. Girişten girdiğinizde zaten sizi tarihi Bizans İmparatorluğu'ndan kalma kaleler, surlar karşılıyor. Aşağıya doğru indiğinizde de bu gördüğünüz beyaz cennetle karşılaşıyorsunuz. Cennet diyorum çünkü aslında burası daha eskiden daha beyaz görselleri olan yani su kaynaklarının bulunduğu bir yerken gördüğünüz gibi sadece artık yukarıdaki giriş tarafından alana girebiliyorsunuz ve orta kısımlara aşağıya kesinlikle inemiyorsunuz. Zaten burada aslında yürümeniz bile çok zor çünkü çıplak ayakla girdiğiniz için şekil ağda olduğu gibi ve sular çok soğuk. Bugün bizim şansımıza hava çok kapalı, güneşli bir hava değil. Eğer buraya geleceksiniz hava durumunu kontrol etmenizi ben size tavsiye ederim. Sular soğuk ve kireçli bir yapıya sahip olduğu için zemin oldukça kaygan. Ondan dolayı zaten yürümekte zorluk çekiyorsunuz. Şu gördüğünüz karşıdaki alan koruma altında. Orası buraya göre daha beyaz. Aslında görsellerde gördüğünüz yerler sizin. Ve orada su yok arkadaşlar. Çünkü orayı Belediye ve Turizm Bakanlığı koruma altına almış. Burada eskiden oteller ne yazık ki buranın termal sularını, daha doğrusu şifalı su olarak geçtiği için bu suları havuzlarında kullandığından dolayı kaynaklar gitgide azalmış. Size şunu söyleyebilirim. Gerçekten Denizli, Pamukkale Türkiye'de değil, dünyada bence eşi benzeri olmayan harika görsellere sahip. Yani yukarıdan baktığınızda bambaşka bir rüya gibi. Size zaten burasıyla ilgili çok fazla yani telefonunuzda duvar kağıdı yapabileceğiniz görseller de bırakıyor olacağım. Biz zaten bayağı ıslandık artık. Havada çok soğudu. Size şimdi biraz böyle yürüyüp etrafı göstermek istiyorum. Hadi benimle birlikte gelin. Şurası gördüğünüz gibi en uç noktasına gidebileceğiniz son nokta. Bu orta alanlar. Koruma altına alınmış. Şu zincirlerin ötesine geçemiyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi termal su akışı hala var. Havuzları göstereyim size. Sizi böyle çıplak ayakta karşılamak istemezdim ama özür dilerim. Cidden buraya ayakkabıyla almıyorlar. Harika bir görsel değil mi? Arkadaşlar, gökyüzünün buluşma anı. Şu kare bence şahane. Biraz yürüyelim isterseniz etrafında. Denizli merkezden yaklaşık arabayla bir yarım saat uzaklıkta. Taksiyle geldiğinizde de ortalama 100 ila 120 TL bir ücret tutuyor. Buraya giriş için müze kartınız varsa 60 TL ile giriş yapabiliyorsunuz. Öğrenci 30 TL. Tam bilet fiyatı ise 80 TL eğer müze kartı almak istemiyorsanız. Bu
kararına kadar şey yapabiliyorsunuz, burada bulunabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Şu alt taraf, şu anda karşıda gördüğünüz yer ise parkı. Parkında da çok tatlı ördekler var. Size Pamukkale travertenleri hakkında gösterebileceğim şu anda burası var. Yani zaten daha geniş başka bir alan yok. Saçım da şu anda bana meydan okuyor. Size daha fazla gösterebileceğim bir alan yok. Gidebileceğiniz bir uç nokta, dediğim gibi şu karşıdaki alan. İnsanlar hala oraya doğru yürüyor ama ben çok korkuyorum. Gerçekten kaygan bir zemin olduğu için sizi antik kentteki yerleşim tarafını da biraz göstermek istiyorum. Denizli'ye gelmek isteyenler ya da Pamukkale'yi merak edenler için. Hadi bakalım. Burası da Pamukkale'de, antik tiyatroda havuza girebileceğiniz yüzme havuzu. Bu suyun şifalı olduğuna inanıyorlar. Yapılan araştırmalara göre suyun kalp damar hastalıklarına, cilt hastalıklarına, romatizmal hastalıklara, içme küllerinde kalsiyum içeriğine bağlı olarak işte bir takım diyabet tedavilerinde kullanıldığına ve vücudun mide toplanmasına iyi geldiğine inanılıyor. Şu an tabii hava buz gibi, üzerimden de anlayacağınız üzere. Ama yüzden bir takım turistlerimiz var. Turistlerimiz var. Onlara Allah'tan şifa diyorum. Ve sizi bir sonraki durağa ışınlıyorum. Burası Roma döneminden, yani daha doğrusu Bizans döneminden kalan eserler bulunuyor. Bu bölgede kazı çalışmalarında çıkarılmış. Tahminen hani İsa'dan sonra 2. yüzyıl olarak tahmin ediliyor. Ama tabii yanlış bir bilgi vermeyeyim, net bir bilgi değil. Şu anda da gördüğünüz gibi girlandın grafik diyor. Roma dönemi milattan sonra 2. yüzyılın 3. çeyreği Hikropolis kazısında çıkmış. Laikler'de biliyorsunuz kralların içerisine koyuyorlardı öldükten sonra. Daha korunaklı olması adına. Zaten hani dokunmam gerçi yasak ama ben tüm yasakları çiğniyorum. Arkadaşlar, bu buluntular 1997 yılında Denizli Müze Müdürlüğü tarafından keşfedilmiş. Oradaki buluntular, ilginç olan tarafı da iskeletlerin yanında, yani mezarlar ya da iskeletler, hani ölmüş bedenler değil, onların üzerinde var. İskeletin yanında işte bu kapları yaplayan toprak kapların, altın takıların ve taç yaprakların olduğu yazıyor. Evet arkadaşlar, Sev'in bir buluntusu var. Milattan sonra 13. yüzyılda ve üst taraftaki paralarda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan paralar var. 10. ve 19. yüzyılda bulunduğu söyleniyor paralar. Bayağı büyük. Çok ilginç. Alıp gidelim. Gidelim. Şaka yapıyorum vardı. Rupu da Roma dönemi, milattan önce 1. yüzyıl, milattan sonra 5. yüzyılda kullanılan paraların bir buluntusuymuş. Burası da müzenin ikinci bölümü arkadaşlar. Bir de üçüncü bölüm varmış arkada. Hadi oraya gidelim.
burada Tanrı, Hades'in bir kabartma tasviri var. Çok çirkinmişsin ya. Arkadaşlar burada bir yazıt var. Roma Şehir Meclisi'nin kararları yazıyormuş. Bu da Hierapolis tiyatrosunda bulunmuş. Bakalım. Ay insanlar bunu nasıl okuyor ya? Nasıl okumuş yani? Tek 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 yazdığını düşünsene, o dönemde bir işkence verdi. Buradaki turda son buldum. Bakalım. Bir sonraki durak neresi olur? Hello arkadaşlar. Dağınık saçlarımla size selamlıyorum. Şu anda Stunlu Kilise'ye giriş yaptım. Ama yani bilmiyorum, beni çok zor bir yol bekliyor. Çok zor bir yol bekliyor beni. Bu yolu çıkmaya bir yer mi emin değilim. Size orayı göstermek istiyorum. En büyük tepedeki antik tiyatroyu. Ama şu an burada adım attığım her yerde de aslında birer tarihi kalıntı var. Sütunlar var, taşlar var. Zaten şuraya size gördüğünüz gibi çevrilmiş. Hava şartları çok kötü. Ama bu videoyu çekmek için pes etmiyorum. Muhakkak size güzel görüntüler sunmak istiyorum çünkü. Umarım yukarıya çıkabilirim. Hadi bakalım. Arkadaşlar, yokuşu çıktım. İnanılmaz nefes nefese kaldım. Ama sizin için değer. Tek korkum şu an orada kimse yok. Ama diğer komik olan durumsa şurada insanlar, göstereyim. Şurada, yani şu tarafta insanlar daha kolay bir yol bulmuş. Ve o yoldan geliyorlar ama büyük ihtimalle her türlü bir yokuşu çıkacaklar. Neyse. Haydi. Tempo. Biz spor yapan insanlarız. Tempo. Adım adım yaklaştım. Ama yani şu burada kaybolsam herhalde kimse beni bulamaz. Çünkü dağın ucundayız arkadaşlar. Dağın ucundayız. Ve hava kararıyor, çok korkuyorum. Bu videoyu lütfen elden ele yayın, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen ve abone olun. Şuraya gitmek istiyoruz. Size göstereceğim. Arkadaşlar, yaklaştık. Yani insanlar cidden tarihi dönemde tiyatro izlemek için bu kadar yolu geliyorlarsa helal olsun. Biz de anca tiyatro sahnelerini kapatalım. Şurası bu arada hala bir kazı alanı, kazı bölgesi. O yüzden buraya girmek yasak. Büyük ihtimalle hala bir şeyler çıkarıyorlar. Arkadaşlar, o kadar yolu çıktık ve güzel bir haberim var. Kapanmış. Şahane. Çok güzel. Neyse, yapacak bir şey yok. Önemli olan bir şeyler anlatabilmekti. Size fotoğraflarını gösteririm. Şöyle Sur'u göstereyim, yani etrafını göstereyim sizlere. Yeniden
tiyatro alanına girmeyi başardık çünkü yukarıdan girişler oluyor. Bu alana girebilmek için epey bir yokuş çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Zorlu bir mücadele. Kapanış saati yani belli değil. Büyük ihtimalle hava çok fazla karardığında kapanıyor. Burası Roma döneminden kalan bir amfiteyatro. Şu görmüş olduğunuz alanda sahne gösterimleri yapılıyor. Oldukça geniş bir alan. Şöyle etrafı da göstereyim. Yani büyük ihtimalle döneminde epey bir insanı buraya alıyordur. Harika bir ses yankı sistemi var. Tabi dönemde mikrofon olmadığı için büyük ihtimalle bağırıyorlardır ama bu kadar ses yankısı nasıl yapıyor emin değilim. Bu görmüş olduğunuz alana girmek yasak. Burası sınır çizilmiş buraya. Tahtalar konulmuş. Ama çok güzel bir görsel şölene sahip. Özellikle burada gün batımı izleyebilirsiniz. Bence şahane fotoğraflar ve anılar adına yani buraya da gelmenizi öneririm. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım YouTube videomda çok eğlenmişsinizdir. Pamukkale travertenlerini, antik müzeleri ve bu amfiteyatroyu sizlere göstermek istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye bye.